Yunus FC YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Yunus. Bugünün videosu bir lig kadro kurma görevi olacak. Hollanda Ligi'ni tamamlayacağız. Ekranda görmüş olduğunuz Luke De Jong kartını ve ödül paketlerini hep beraber alacağız. Şimdi öncelikle söylemek gerekir ki, e, bu kadro kurma görevini yapmanın birincil amacı bu oyuncuyu almak değil. Bu oyuncu çok e, ortalama, vasat bir oyuncu. E, her ne kadar kartı güzel gözükse de, e, sağlam şutu ve fiziği olsa da pace açısından çok e, sağlam bir oyuncu değil ne yazık ki. Bizim amacımız bu kadro kurma görevini yaparak e, para kazanmaya çalışmak, paketleri açmak ve bu paketlerden çıkacak oyuncularla e, bir kar etmek. E, daha önce de söylediğim gibi kar etmek istiyoruz. Amacımız kar etmek. Bu arada bugün e, çarşamba itibariyle EA Sports yeni Man of the Match kartları yani maçın adamı kartları e, sanırım e, İngiltere Lig kupasının... E, takımını çıkardı Ve turuncu kartlar çok sağlam gözüken Güzel gözüken kartlar onları da şimdi ekrana getirelim e, Ve bunları da aynı zamanda Paketlerde bulabileceğiz Bu yüzden de aslında bu videoyu bugün yapmak istedim Ve e, hemen Bu kadro kurma görevlerini tamamladım e, Hollanda ligi ile alakalı olanları Evet gördüğünüz gibi Şurada göstereceğim Man of the match kartları Son Yaya Ture Tio Walcott Çok güzel kartlar var. Aynı şekilde Bastian Schweinsteiger'in de ee, güzel bir kartı var orada. Ee, bakalım. Kadro kurma görevlerini tamamlayacağız. Ne kadar tamamlayabileceğinizi göstereceğim. Ucuza tamamlayıp tamamlayamayacağınızı göstereceğim. Bayağı ucuza tamamladık ben. Ee, bayağı ucuza bitti yani. Şöyle söyleyeyim. 1-2 takım haricinde, 2 takım haricinde hiçbiri 5K'nın üzerinde değil takımların. Ve toplamda maliyeti bize 60K. 61K'ya tam, tam olarak mal oldu bu takımlar. Bir kısmı Kulüpte benim kulübümde bulunan kartlardı. Daha önceki kadro kurma görevlerinden ve bronz paketlerden çıkan kartlardı. Onun dışında toplam verdiğim para 61.000 coin oldu. Bakalım o 61 bin coin'i buradan çıkarabilecek miyiz? Zaten 22.500'ünü alacağız e, doğrudan kadro kurma görevlerini tamamladığımız için. İlk takımla başlıyoruz. E, 3.6k bu takımın değeri. E, gördüğünüz gibi hızlıca geçeceğim ben bu oyuncuları. Çoğu zaten bronz. Arada bir iki tane bine veya 500 civarına gidenleri var. Onun dışında çabuk geçeceğimiz paketler olacak. Ee, katıl kurma görevleri olacak. Premium Gold Pack alacağız bunun karşılığı olarak. Tabi ee, burada dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi. 100 chemistry istemiyor. 100 kimya istemiyor. Yani bazı po oyuncuları pozisyon dışı kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada bir sol kanat oyuncusu, burada bir sağ kanat oyuncusu var. Normalde bu adamlar 2 chemistry'de, 3 chemistry'de oynuyorlar. Ben bunları e, bu şekilde kullanıyorum. İlla her pozisyonda doğru adamı oynatmak zorunda değilsiniz. Ajax çok ucuza bitti. 3k civarı bir paket e, fiyatı var. Aynı zamanda 15 binlik bir paket veriyor. Bunlar da aynı zamanda sizin için e, bir kulağınızda küpe olsun. Eee... Hiçbirini yapmayacağım derseniz, hepsini yapmayacağım derseniz bile bunları yapın ki 3.000'e 5.000'e 15.000'lik paket açabilirsiniz. İçinden bir bakarsınız güzel bir şey çıkar. Evet, Aze Alkmar ee, biraz para eden takımlardan bir tanesi. 8.000'e tamamladık bu takımı. Orta saha oyuncuları zaten sanırım para ediyordu. Yok. Ee, bakalım. Para eden adam evet orta sahada. Bel bunun dışında çok da fazla para eden bir takım değil. Jumbo Gold Pack veriyor. Üçüncü takımı da tamamlamış oluyoruz böylelikle. Hızlıca geçeceğim. Excelsior çok ucuza tamamladığım bir takım. Zaten 4 tane bronz oyuncu var gördüğünüz gibi. Bu 4 bronz oyuncuya 150-200'den fazla vermeyeceksiniz. Toplamda da bu takımın değeri 2000. Ee, bu arada evet. Şimdi kadro kurma görevlerini yapıyoruz tek tek. Burada da birkaç tane takımın e, ödülü. Gümüş bir paket olacak ve bu gümüş paketleri de bundan sonra çıkacak kadro kurma görevlerinde kullanabiliriz. Aslında ben hala Fransa Ligi'ni tamamlamadım. Ee, burada Fransa Ligi'nden birkaç oyuncu bekliyorum çıkmasını ki sonradan vereceğimiz ücret o Fransa Ligi kadro kurma görevlerine düşük olsun. Siz de aynı şekilde bu taktikle ilerleyebilirsiniz. Hepsi birbirini amortize ediyor. Enes Yunanlı'yı da bu şekilde göndermiş oluyoruz bu arada bir gümüş oyuncu paketi için. Devam ediyoruz. 5-6 takımı geride bıraktık. Utrecht'le devam ediyoruz. Bunlar çok gerçekten ucuza tamamlayabileceğiniz oyuncular. Ee, yani dediğim gibi toplamda 60k'ya mal oldu. Ama gördüğünüz gibi yani oyuncular 600-700'den fazla değil. 150-200 alacağınız bir sürü oyuncu var burada. Ee, bunlardan istifade etmek lazım. Bunlardan kar edebileceğinizi düşünmeniz lazım. Tabii ki platformdan platforma değişiklik gösterebilir bunlar ama ona rağmen... Bence çok sağlam kar edilebilir. Ben burada şimdi e, gösteriyorum size oyuncuları. Ve toplamda 40k gibi bir para kazanmayı umuyoruz. En azından paketlerden. Ki paramızı çıkartabilelim. Oyuncuyu bedava almış olabilirim yani. Bu arada e, yakın zamanda videolara olan desteğiniz için, abone olduğunuz için, yorum yaptığınız için, e, benimle fikirlerinizi paylaştığınız, videoları beğendiğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkürler. Çok sağlam destek veriyorsunuz. Böyle devam edelim. Ben de size aynı şekilde bu kalitede e, içerik sunmaya devam edeceğim. Böyle sağlam bir giriş yaptık YouTube serüvenimize. Devam ediyoruz. Herakles. Çok ucuz bir takımdı bu da. 500, 200, 700, 1000 desek. 1500'e tamamlamışız bu takımı da. Ve bir 7500'lük paket veriyor. Evet bu, bunlardan istifade etmek lazım. Yani store'daki pakete 7500 coin vermektense burada aynı şeyi 3-5 tane oyuncuyu feda ederek daha ucuza yapabiliyoruz. Burada da bir silver paket verecek yine. Gümüş. 1200. 1000, 2000, 3000 desek. Ya bu da çok fazla para eden bir takım değil. En fazla 4000'e patladı bize de. Devam ediyoruz. Tabii ki eğer ben bu kadro kurma görevlerini yapmak istemiyorum diyorsanız. Bu, bunlardan para kazanabilirsiniz yine de. Kulübünüzde olan oyuncuları alıp e, satabilirsiniz. Ben madem kullanmak istemiyorum bu oyuncuyu diyorsanız. Bu arada zaten gördüğünüz gibi çoğu Bizde First Owner bu takımda, The Welle takımında çoğu First Owner bunun neredeyse yok pahasına tamamladık. Sadece 1-2 oyuncu para ediyor burada. Çok rahatlıkla tamamlayabileceğinizi düşünüyorum bunları. E, hani PC, Playstation ya da Xbox fark etmeksizin, e, platform fark etmeksizin tamamlayabilirsiniz. Altın oyuncular zaten çok ucuza gidiyor. Ve dediğim gibi hepsini pozisyonlarında oynatmak zorunda değilsiniz. Burada bir tanemiz mesela e, defansif orta saha oynatıyoruz stoperde. Kendisi 6 chemistry alıyor ama bize yetiyor toplamda 100 chemistry'ye bile ulaşmışız. 95 yetiyor hatta. Devam ediyoruz. Bu da biz 25 binlik paket veriyor. Yanılmıyorsam ya, PSV'yi tamamladık değil mi? Evet, PSV'yi tamamladık. Biz bunu 3000 civarına tamamlamışız. Ve 25 binlik bir paket aldık. Bakalım içlerinden neler çıkacak. Onları da birazdan göreceğiz. Roda çok güzel tam, tamamladığımız takımlardan bir tanesi. 600, 800 yani 800 coin artı bize paketlerden çıkan oyuncular ve bronz, bronz oyuncular yani hiçbir değeri olmayan bronz oyuncular. Devamlı bronz paketi açtığım için zaten ee, onlardan da fazlasıyla kulüpte mevcut. Gördüğünüz gibi bu takımda 4-5 tane bronz oyuncu var ve bunları tamamını biz kullanmışız takımımızda. 68 rating ve 95 chemistry bulduğumuz sürece bir sıkıntı yok. Evet gördüğünüz gibi çok fazla para etmiyor Heren Van takımı. Premium Silver oyuncu paketi. Bu da güzel içinden sağlam kadro kurma görevlerinde kullanabileceğimiz ya da para edecek oyuncular çıkarabilir. Bundan sonra bana Hollanda Ligi'nden çıkacak oyuncuların tamamını satacağım mesela. Bana çünkü ileride bir katma değeri olmayacak oyuncuların. Size bu arada tamamını göstermek gösteriyorum bu oyuncuların hangi oyuncuları kullandığımızı. Ve bunları durdurarak aynı şekilde bakabilirsiniz. Tüm şeffaflığı, şeffaflığıyla yani sizinle paylaşıyorum bunları. Son takımlara geliyoruz. Bu vites takımı birazcık daha para eden takımlardan bir tanesiydi. Tam 8000'e mal oldu bize. Ee, bir Jumbo Gold Pack veriyor. 650 gördüğünüz gibi. Birkaç oyuncu burada kanat oyuncuları daha çok para ediyor. Şu Brezilyalı Nathan denen adama da 2200 bayılmışız. Ama sonunda alacağımız 22500 artı açacağımız 18 tane pakete değer diye düşünüyorum. Toplamda harcadığımız 60.000. Bu arada tabii ki bundan sonraki kadro kurma görevlerini e, görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olarak aynı şekilde bütün videolara ilk olarak siz erişebileceksiniz. Son takımımızda Willem 2 Oops. Willem 2'yi de bu şekilde tamamladık. 66 rating 95 chemistry biz 97 chemistry ile bunu da tamamlamış oluyoruz. Ve 63.000'den Gördüğünüz gibi 86.000'e çıkıyoruz. Eredivis'e tamamlandı. Hollanda ligini bitiriyoruz. Luke de Jong kartı ve 22.500 coin, 22.500 jetonu hanemize yazdırıyoruz. Kart fena değil gördüğünüz gibi. 85 pace şutu e, var. Detaylı olarak incelemek gerekirse. Skill move yok. Ne yazık ki weak foot sağ ayak sol ayak vurabilecek bir oyuncu. Bunu da ileride deneriz. Bir pivot center for olarak boyu da 1.90'a yakın 1.85'ten uzun kullanabileceğimiz bir oyuncu ancak pivot center for oynatabiliriz ama çok hızına güvenmeyeceğiz ne yazık ki bu oyuncunun evet şimdi paketlere geçiyoruz oyuncuyu kulübümüze gönderiyoruz ve paketlere geçiyoruz. Açacağımız 18 tane paket var. Gümüş olanlardan başlayacağım ben. Altın olanları sona saklayacağız. Gümüşlerden de para edecek oyuncular Fransa Ligi kadro kurma görevlerinde La Cazette için kullanabileceğimiz oyuncular çıkabilir. Aynı zamanda ilerideki kadro kurma görevlerinde de kullanabiliriz bu oyuncuları. Gördüğünüz gibi Udinese'den bir oyuncu çıktı. İtalya Ligi'nden. Eğer İtalya Ligi kadro kurma görevleri ki ben bekliyorum yakında olması gerekiyor artık. Çık çıkacak olursa ve evet gördüğünüz gibi Hollanda Ligi'nden bir oyuncu geldi. Ben onu e, ee, mutlulukla satacağım buradan. Hatta para verdiğimi hatırlıyorum bu oyuncuya. Ha, bin. Olsun 950'den gitsin. Gönderelim. Ee, Avustralya Ligi oyuncuları bu arada geçen hafta inanılmaz para ediyordu. Ve şurada yapacağım paranın adli hesabı yoktu. Ama ne yazık ki şu anda fazla para etmiyor. Aa Meksika Ligi de vardı. Neyse Meksika Ligi'ni de sonradan satarız. Devam ediyoruz. Jumbo Premium Silver Paket. Evet bunları çabucak geçebiliriz hızlıca. Ne de olsa içinden bir walkout veya bir şey çıkmayacak. İtalya Ligi'nden yine birkaç oyuncumuz var. MLS. Bu arkadaşı satabiliriz. Hmm. Hmm. Olsun biz bunu göndeririz bir 900'den. O 700'den gidecek ne de olsa diyoruz. Geri kalanını kulübümüze gönderiyoruz. Tabi bunların tamamını satabilirsiniz ve tamamını satıp bayağı sağlam para yapabiliriz. Ben 100.000'e doğru çıkmayı planlıyorum. Ee, kulübümüze kalan Oyuncular da cabası olacak Aynı şekilde yine e, Hollanda liginden bir oyuncu Gördüğünüz gibi yani gönderdiğimiz Oyuncuları aynen geri alıyoruz Ben bunu Ve bunu Ve bunu Göndereceğim satacağım hatta bu arkadaşı da Gönderebiliriz geri kalanını ileride kadro kurma görevlerinde kullanmak Üzere kulübümüze gönderiyoruz Evet mantık bu benim kullandığım mantık. Bana mantıklı gelen olay bu. Kadro kurma görevlerini yapmak bu anlamda bana mantıklı geliyor. Siz ne düşünürsünüz? Bana yorum kısmında e, yorumlarınızı, fikrinizi paylaşabilirsiniz tabii ki. Yine Belçika Ligi'nden bir oyuncu geldi. Montpellier'den Fransa Ligi kadro kurma görevlerinde kullanabileceğimiz bir oyuncu. Güzel oldu bu. Hatta bayağı para ediyor olması lazım bu arkadaşın da. Higali. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Sen, sen, sen. Bu arkadaşları gönderiyoruz. Geri kalanını kulübe gönderiyoruz. Evet 14 paketimiz var. Daha çok yolumuz var. Bir man of the match kartı çıksa ne kadar güzel olur. Bu altın paketlerden bekliyoruz böyle bir şey. Evet Nant'tan bir oyuncu geldi kullanacağımız kesin. Nanta henüz tamamlamamıştı. Ve 3000 civarına gidiyor. Yavaş yavaş paramızı çıkarıyoruz bu kadro kurma görevlerinden. Hollanda Ligi, Belçika Ligi bu arkadaşları satacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Burada çok fazla para edecek bir oyuncu yok ne yazık ki. Devam ediyoruz. Bu arada siz de e, yorum kısmında bana fikirlerinizi belirtin tabi. Hangi kadro kurma görevlerini tamamladınız? Oyuncular nasıl? Ben çoğunu tamamladım. Sadece Lacazette kaldı daha önce de bahsettiğim üzere. Ama nasıl olduğunu oyuncuların veya yaptığınız e, yatırıma değdi mi? Bunları paylaşın birbirinizle ki herkes bunlardan faydalanabilsin. Yine Bastia'dan bir Fransa liginden oyuncu, Türk liginden. Bunların hepsini gönderiyoruz şimdilik. Arsenal'den bir oyuncu var. Zamanı gelince para edebilir. 12 tane paketimiz var hala. Güzel bir şeyler bekliyoruz. Evet. İngiltere, Hollanda, Amerika, Portekiz. Bunlardan çok sağlam para yapacağız. Yani bu adamları 2 binerden düşünebiliriz şu anda. Tabii ki PlayStation'da ya da PC'de nelere gidiyor bilmiyorum bunlar ama. Bu arada 5 tane yerimiz kaldı transfer listesinde. Hoş bir şey değil şu anda. Evet ileride dediğim gibi yani para yapmanın yollarından bir tanesi de ileride e, kadro kurma görevleri olacak tabii ki başka liglerden. Şu anda halihazırda hazırda kaç tanesini yaptığınız bilmiyorum ama ileride e, atıyorum Almanya Ligi, İspanya Ligi, e, İtalya Ligi olacak ve bunlar da her sene, her geçen senenin gol kralını veriyor EA Sports. Ve hani çok sağlam para yapılabilir. Almanya Ligi'nin gol kralı sanırım Lewandowski'ydi. E, İtalya Ligi Higuain'di. Bunlar yani kadro kurma görevi olarak ileride karşımıza gelebilir ve çok ucuz fiyatlara yapabiliriz bunları yapacağımız yatırımlar doğrultusunda. Evet. Altın paketlere geliyoruz yavaş yavaş. Jumbo Gold Pack ile başlıyoruz. Bir walkout, bir special Card. Özel bir kart istiyoruz. Gorluka. Gorluka'yı istemiyoruz. Daha güzellerini istiyoruz. Ve bunun tamamını gönderiyoruz. Geri kalanında ne yazık ki çok fazla para etmeyecek arkadaşlar. Onları hızlıca satıyoruz. Uf. Hadi inform. Japon inform. Hasebe. Olsun çok güzel. Paramızı kesinlikle çıkardık diyebiliriz. Ama daha çok yolumuz var. Köprünün altından daha çok su akabilir. Daha güzel oyuncular da çıkabilir. Bakalım kaç bine gidiyor. Çok güzel. Frankfurt da oynuyor Bundesliga'da. Şu anda çok fazla paraya gittiğini düşünmüyorum her ne kadar yeni <laughs> çıkmış olsa da 11.000'e gidiyor. <laughs> Olsun kulübümüze göndereceğiz bu arkadaşı da. Afelay ah, hamuma. Cık. Çok fazla para gitmiyorlar ne yazık ki. 89.000'e çıktık. Premium Gold Pack. Ne yazık ki nadir oyuncu yok. yeni yine, yine bir Japon oyuncu Usami. Ama informun çıkmış olması çok güzel oldu. Paramızı neredeyse çıkardık diyebiliriz. 10 binlik bir oyuncu yani hiçbir şey yapmasak hızlıca satabiliriz. Fitness kartlar tabii ki para ediyor. En azından e, 900'e 1000'e satabiliriz o oyuncuları. Onlar da aklınızda bulunsun. Ben onların tamamını ileride kullanmak ya da ileride daha fazla para ederken satmak üzere e, kulübe gönderiyorum. Şu anda sizi de çok fazla sıkmamak adına. Lil güzel. Fransa Ligi kat... Aa Lili tamamlamıştım sanırım ama olsun. Gönderiyoruz yine kulübümüze Bastos. Bastos'a ihtiyacımız yok. 90 bine çıktık. 60 binle başlamıştık videoya. Hatırlarsanız. Evet. Son 6 paketimiz. Bir inform daha veya bir man of the match kartı. Bir turuncu kart. Müthiş olur. Arjantinli Alario. Alario istediğimiz oyuncu değil ne yazık ki. Evet. Kolombiya Ligi'nden. Kolombiya Ligi kadro kurma görevlerinde kullanabileceğimiz oyuncular. Arjantinli. Ne yazık ki şu anda işe yaramıyor. Bakalım bu hafta sonunda bir, bir tane kadro kurma görevi gelebilir. Bayağı, bayağıdır kadro kurma görevi çıkmıyor liglerle alakalı. EA Sports'a hiçbir şey çıkarmadı uzun süredir. Artık çıkarması gerekiyor bence ki biz de aynı şekilde yeni oyuncuları alıp yeni oyuncuları test edebilelim. buradan da güzel 5000'lik bir geri dönüş alabiliriz. Fitnesslar ve healing kartlar sayesinde. Son 4 paketimiz. Son 4 premium gold pack. Haydi. 2 tane nadir oyuncu var. Grey miydi bu? Evet. Informu da vardı geçen haftalarda. Devam ediyoruz. 92.000'deyiz. Son 3 paket. Bunlar büyük paketler. Bunlardan artık güzel bir şey çıkması lazım. 15 binlik paketler bunlar. Bir duraksa da ama... Hayır. Jefferson. Bir Marcelo güzel olurdu. Bir Alexandro fena olmazdı. Ne yazık ki Jefferson'a talim ediyoruz. Bu arkadaşı da kullanmıştık yanlış hatırlamıyorsam. 100 bini buluyoruz gibi. Beklediğimizi bulamadık ama son paketlerde. Ya iki paket üst üste aynı adamın çıkma olasılığı nedir ya? Gerçekten. Çok değişik. Çok değişik. İki paket üst üste mesela Messi Ronaldo çıkmaz değil mi? Bu arkadaş çıkıyor ama. Ersun Yanal. Burnley'den Gray. Son paketimizi açacağız. 25k'lık paket. 3 tane nadir oyuncu var. Geri kalanı altın. Haydi. Walkout yok. Özel bir kart da yok. Enzonzi. Enzonzi geliyor. Yine de çok güzel bir paket açılışı ve kadro kurma görevi olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Paramızın karşılığını kesinlikle aldık. Ee, kulüpteki oyuncular, daha sonraki kadro kurma görevlerinde kullanacağımız oyuncular ve vesaire vesaire... Gayet güzel paketlerimiz var Bir tane informumuz var Daha sonra kullanacağımız bir inform Çok teşekkürler izlediğiniz için Buraya kadar izlediğiniz için Beğendiyseniz size faydalı olduysa Beğenmeyi unutmayın Abone olmayı unutmayın Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz Hollanda Ligi kadro kurma görevlerinden bu kadar Yunus FC ekranlarında tekrardan görüşmek üzere İyi günler iyi akşamlar diliyorum